Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1. Final hazırlık videosu diyebiliriz arkadaşlar. Daha önce vize hazırlık babında 1, 2, 3, 4, 5 bu ilk 5 ünitenin özet videosunu, tekrar videosunu çekmiştik. Şimdi 6, 7, 8, 9 bu şekilde 10'a kadar olan ünitelerin, yani 6 ile 10 arası olan ünitelerin özetini, bir tekrarını yapacağız. Böylece finale hazırlanmanıza yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu 6 ile 10 arasında işlenmiş olan dil bilgisi her ne ise onları tekrarlamaya çalışacağız. Mesela 6. bölümde ilk 10 ünitede işlenmiş olan gramer konularını 6. ünitede tekrar etmeyi hedefliyoruz. Bakalım bunu neden yapabileceğiz artık. Bunu da okuma parçalarında yapacağız arkadaşlar. Ve derken başlıyoruz. Kıraetun, okuma. Hâzihi aileti. Şimdi hâzihi aileti de ilk 10 üniteye göre bir göz atalım. Burada neler görebiliriz? Hâzihi aileti. Hâzihi bir defa nedir? İsmi işarettir evvela. Müfret isneyi cimri olarak düşünürsek müfrettir. Müzekker müennes olarak düşünürsek müennestir. İrab bakımından düşün. Mebni midir, mureb midir? Mebnidir. Çünkü isim işaretlerin tesneleri hariç, yani müfret ve cemileri nedir? Mebnidir. Hadihi demek ki mebnidir. Peki dil bilgisi öge olarak ögelerini ayırmak istesek hadihi ne olur? Mübteda olur. Hadihi şu nedir? Aileti, benim ailemdir. Hadihi mübtedadır. Mübteda olduğuna göre merfu olması lazım. İsmi işaretler mebnidir. Mebniler mahallen irap alır. Öyleyse mahallen merfudur. Mahallen irap alan kelimelerde, cümlelerde, kendilerinde irap alameti aranmaz. Yani hadihi mahallen merfudur. Ne üzere merfudur? Denmez yani. Hadihi ismi işaret dedik. Aileti onun haberi olmaktadır. Aileti, ailetun, aileti. Yani ailetun kelimesi. Bir de sonunda artı olarak ya kelimesi var. Şöyle yazabiliriz bunu. Bir tane ailetun kelimemiz mevcut. Ailetun. Bir tane de ya zamir mevcut. Yani ailetun artı ya olduğu zaman aileti olur. Zamme silinir. Sonra ese verilir. Aileti olur. Buradaki aile kelimesi arkadaşlar hem muzaf hem de haber olmakta. Sondaki ya ise ne olur? Muzafun ileyh olmaktadır. Ailetun kelimesi görüyoruz ki nedir? Müennestir. Müenneslik ta'sı almıştır. Ta'yı marbuta da denmektedir buna. Niye müennestir? Çünkü ismi işaret, yani müptedamız da müennes. Haber ile müpteda arasında müzekkerlik müenneslik uyumu söz konusuydu. İşte bu burada cereyan etmiştir. Aileti haberdir. Öyleyse nedir arkadaşlar? Merfudur. Nasıl merfu? Hani raf alameti nerede? Bu da mı yoksa mebni? Bu takdiren merfudur. Takdiri irab, kitap henüz işlenmediğinden üzerinde fazla durmaya gerek yok. Merfudur deyin ve geçin. Şimdilik bu kadar. Çünkü takdiri irab henüz işlenmedi. Peki daha başka ne anlatabiliriz? İsimler de irab bakımından anladık. Haber çeşidi olarak nedir? Haber burada müfret haberdir. Başka bunun dışında ilk 10 üniteye göre bir şey söylemek gerekirse başka bir şey aklıma gelmiyor. Evet. Hada beytuna. Şimdi hada nasıl bir isim işaret? Bu defa müfret ve müzekker. Hadihi müfret müennes, hada müfret müzekkerdir. Hada şu nedir? Beytuna bizim evimizdir. Hada mübteda, beytu haberdir. Na muzaf ileyh. Demek ki beyt kelimesi hem haber hem de muzaftır. Na ise muzafun ileyhtir. Hada mübteda dedik. İsmi işaret dedik. Müfret müzekker dedik. Mahallen merfu olması lazım. Çünkü mebnidir. Mebniler mahallen irap alır. Buna mahallen mensup diyemezsin. Çünkü mübtedadır. Mübtedalar mensup olmaz bir defa. Merfu olmak zorunda. Bu merfuluk lafzdan olabilir. Mahallen olabilir. Takdiren olabilir. Burada mahallen merfudur. Çünkü mebni bir kelime. Mebni donuk demek idi. Beytu onun haberidir. Beyt hocam sonunda T var. Acaba bu kelimede müennes mi? Hayır, değildir. Sondaki T kelimenin aslından bir harftir. Onu çıkartırsan geriye Bey kalır.
Bey diye de bir kelime yok yani. Adem Bey, Hüseyin Bey olur o. Böyle bir şey Arapçada söz konusu değil. Bununla beraber beyte muzaf dedik. Na'ya muzafun ileyh dedik. Na bir zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahalline laf olur. Öyleyse beyt muzaf, na muzafun ileyh. İrabı nedir peki na'nın? Mahallen mecrurdur. Çünkü muzafun ileyh konumunda. Bununla beraber na ne zamiridir? Muttasıldır değil mi? Bitişmiş çünkü. Bir isimle bitiştiğine göre muttasıl mecrur zamir adı verilmektedir buna. Henüz bu zamirde işlenmemiş olabilir. Ve hadihi şu var ya, şu da nedir? Hadikatuna. Hadihi yine mübteda, hadikatu onun haberidir. Aynı zamanda muzaftır. Na muzafun ileyhtir. Mahallen mecrurdur. Tıpkı şuradaki gibi. Diğer na gibi yani. Hadi müfret müennes, hadigatu da müfret müennestir. Buradaki ta müenneslik alameti olarak gelmiştir. Fi hadigatina, bizim bahçemizde vardır. Ne vardır? Eşecarun, ağaçlar vardır. Fi harfi cer hadigati, onun mecruru. Hadigati aynı zamanda muzaf. Na onun muzafun ileyhi. Harfi cer ve mecrurdan oluşan cümle şibih cümle adı verilir. Yani cümle benzeri, cümle benzemsi. Bu nedir? Bir haber çeşididir. Haber burada şibih cümle olarak gelmiştir. Mübtedası eşcarun kelimesidir. Eşcar, şecerun, eşcar. Cem-i mükesser gayri akıldır. Akılsız varlıkların çoğuludur yani. Görüyoruz ki merfudur, raf alameti zammedir. Mübteda dedik, fi hadiga kelimesi onun haberi olmaktadır. Fi harfi cer dedik. Hadigati onun mecruru. Hadiga aynı zamanda muzaf. Na onun muzaf ileyhi. Na burada mahallen mecrurdur. Ve ezharun. Vav atıf harfidir. Sağdaki kelime merfu olduğu için soldakinde ne yapar? Merfu yapar. Sağdaki mensup olsa soldaki de mensup olurdu. Vav'ın görevi böyle yani. Sağdaki irabı sola aktarmak. Tüm vavlar bu işi yapar demiyoruz ama. Atıf vavı bu işi yapar. Ezhar da yine cem-i mükesser gayri akıldır. Zehir kelimesinin çoğuludur. Çiçekler manasına gelir. Neskunu bir fiil cümlesi başlıyor. Deminden beri isim cümleleri gördük değil mi? Şimdi ise bir fiil cümlesi başlıyor. Neskunu sekene yeskunu faale yef'ulu. Hangi baptan oldu bu? Mazisi sekene, muzarisi yeskunu hangi baptandır? Bir düşünün bakalım. Neskunu gelmiştir. Mütekellim kalıp biz manasına gelen kalıptır. Birinci şahıstır. Muzari fiildir. Bu muzari fiil de merfudur. Raf alameti zammedir. Eğer kendisi mezum olsaydı, kendisine bir cezim edatı başında olsa, örneğin ne olsa, mesela lem olsaydı ne olurdu? Lem neskun sonunda sukun işareti olurdu. Cezim alameti olarak sukun olurdu. Neskunu muzari fiil, faili nahnu yani biz oturuyoruz. Nahnu faildir. Nerede oturuyoruz? Fi hadel beyti, şu evde oturuyoruz. Fi harfi cerdir. Hada onun mecruru. Hada ismi işaret. Hada mebni. Hada mahallen mecrur olur. Hada'dan sonra gelen el beyti onun muşarun ileyhi. Neyin? Yani hada'nın ismi işaretin muşarun ileyhi. Yani kendisine işaret edilen demek değil mi muşarun ileyhi? Madem ki hada mecrurdur o zaman el beyti de mecrur olacaktır. Yani el beyti neden esreli? Çünkü ismi işareti mecrur. Hani mecrur? Mahallen mecrur. Niye mecrur? Başında harfi cer var. Munzu, bu da harfi cerdir. Den itibaren, den dan diye çevrilir. İptida, yani başlangıç ifade eder. Zevacina, zevaci. Bakın mecrurdur. Zevaci bir kelime. Ardından gelen na başka bir kelime. Na zamirdir, bitişmiştir. Zamirler ismi bitişirse o zamirler ne olur? Kesinlikle muzafun ileyh olur. Bir zamir bir isme bitişmiş ise o zamir muzafun ileyh. O isim de muzaf olur. Demek ki zevaci muzaftır. Na muzafun ileyhtir. Öyleyse mecrur olacak. Mecrurluğu nasıl ama? Mebni olduğu için mahallen mecrur diyeceğiz. Hada şu da zevci Ahmedu. Hada şu da kimdir? Zevci benim eşim benim kocamdır. Kocamdan maksat Ahmedu. Ahmet'tir. Hada mübtedadır, mebnidir, mahallen merfudur. Müfrettir, müzekkerdir. Zevci onun haberi olmaktadır arkadaşlar. Bu da merfu. Nasıl merfu? Raf alameti göremiyorum. Kendisi mütekellim yası ile bitişik yazıldığından takdiren irap alacaktır. Yani kendisinin zammesini, merfuluk alametini göremeyeceğiz. Gizlenmiş demek oluyor bu. Mütekellim yasından muzaf olursa bir kelime, o kelime takdiri irap alıyor.
Zevci eşimdir. Eşimden maksat da Ahmedu. Yani zevç kelimesi merfu olduğundan Ahmet kelimesini de merfu yapıyorum. Çünkü ondan bedel yaptım. Ahmedun değil ama tek ötürü alıyor. Çünkü gayri munsariftir. Gayri munsarif neyin nesidir? Temin ve esri kabul etmeyen kelimedir. Hüve o kim? Yani Ahmet. Niye hüve dedi de hiye demedi? Çünkü bir erkekten bahsediyor. Niye huma demedi? Çünkü tekil şahıstan bahsediyor. Hüve o Ahmet nedir? Ustazın öğretmendir. Hüve mübteda, ustazın haberdir. Hüve madem ki zamirdir, öyleyse mebnidir. Madem ki mebnidir, öyleyse mahallen irab alacak. Madem ki mübtedadır, öyleyse mahallen irabı merfu olarak alması gerekir. Mahallen merfudur. Ustazın merfudur, haberdir. Bu da müzekkerdir. Müennes olması için müenneslik alameti taşıması gerekir. Merfudur, raf alameti zammedir. Aynı zamanda müfrettir dedik. Fil camiati, fi hafiler el camiati, onun mecrurudur, müennestir. Müenneslik alameti ta'dır. Aynı zamanda belirli, yani marifedir, çünkü eliflem almış. Mecrur celameti esredir. Ve ha ula, işte şunlar da diyor, etfali, çocuklarımdır. Ha ula ismi işarettir. Müzekkerin de müennesin de müşterek olarak kullanılan kalıbıdır. Cemidir, mebnidir. Ne üzeri mebni bu? Esre değil mi? Ha-ula-i. Daima ha-ula-i diye yazılır. Başında harficar olsa da olmasa da değişmez. Etfal tıfı kelimesinin cemi mükesseridir ama bu defa akıldır. Gayrı akıl değil. Çünkü çocuklarda zeka vardır. Ha-ula-i ne dedik? Mebni bir ism işarettir. Mübtedadır, mahallen merfudur. Etfali yine mütekellim yasına bir isim muzaf olarak geldiğinden bu isim ne olacak? Takdiren irab alacak. İrabı takdiri, yani ne demek? Merfuluk alameti gözünde göremezsin demek. Etfali haberdir, merfudur, raf alameti takdiridir. Takdiren zammesi vardır. Yani gizli bir ötürü almıştır. Niye gizli ötürü alıyor? Mütekellim yasına muzaf olduğu için. Aynısı şimdi yine gelecek. Hadihi, şu kız da diyor, hadihi değil mi? Hada değil, hadihi, müfret müennes. Şu kız da kimdir? Binti, benim kızımdır. Hadihi müfrettir, müennestir, mebnidir, ism işarettir, mahallen merfu olup mübtedadır. Binti ise nedir? Haberdir. Bu da merfudur. Nasıl merfu? Bak, hadihi mahallen merfu, binti ise takdiren merfu. Neden takdiren merfu? Mütekellim yasına muzaf olduğu için. Az önceki şey, etfalide olduğu gibi. Binti haberdir yani. Hadi müennes olduğu için binti gelmiş. Bu da müennes. Bintun değil mi? Sonra t'dir. Bintun artı ya, binti diye yazılır. Yani sonuncu harfi esreli olarak yazılır. Tıpkı şurada olduğu gibi. Ailetun aslında merfu. Mütekellim yasında yazıldığı için aileti diye yazılmış. Şimdi bu da öyle. Bintun aslında ama bintun artı ya olursa ne olur? Binti olur. Yani sonu esrelenir kelimenin. Takdiren merfu dedik. Madem ki merfu, ondan maksat merrem diyeceksen merriye mu diyeceksin. Onun irabını alacaktır ya. Hiye o. Hiye nedir? Müfret mühennes bir zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahalle irab alır. Hiye o. Yani merrem adlı şahıs. Tilmizetun bir öğrencidir. Bu da haber. Nasıl haber? Müfret haber. Müennestir. Neden müennes? Çünkü müpteda da müennes. Peki tilmizenin müennes olduğunu nereden anladın? Çünkü yuvarlak ta ile bitmiştir. Merfudur, raf alameti zammedir. Nerede öğrencidir? Fil medreseti, okulda. Fi harfi cer el medreseti, onun mecruru. Bu da müennestir. Eliflam olduğuna göre marifedir. Ve hadani, şu ikisi de var ya, hadan ismi işaretin tesnisi olmaktadır. Hadani, şu ikisi. Nedir? Müzekkerdir değil mi? Hatani değil, hadan. Eliften önce T olsaydı hatani şeklinde, o zaman müennes olur. Demek ki bu tesniye de müzekkerdir. Şu ikisi, yani İbrahimu ve İsmailu, şu İbrahim ve İsmail'dir. Şu ikisi. Hadani mübtedadır. İbrahim ise onun haberidir. Vav atı farkıdır. Sağdaki nirabını sola aktarmıştır. İsmail de haber değil yani. Haber burada İbrahim oluyor. Huma o ikisi tilmizanı. Huma mübteda, tilmizanı haberdir. İşte nedir? Müfret ve pardon tesniye ve müzekkerdir huma. Tilmizanı tesniye ve müzekkerdir. Huma merfu mahallen merfu. Tilmizanı merfu lafzan merfu. Yani lafzan merfu ne demek? Raf alametini telaffuz edebiliyor, okuyabiliyor, görebiliyorsun demektir. Tilmizan, raf alameti nedir? Tesnilerin irabı düşün, nedir o?
Elif'tir. Nun evlerindeki Elif. Fil medreseti, fil harfi cer, el medreseti, onun mecruru, müennestir, kapalı tahtadan anlarsın, elif lam mıdır, demek ki marifedir. Ve ulaike, işte şunlar da, estikauhum, onların arkadaşlarıdır. Ulaike, mübteda, estikau, onun haberi. Haber, aynı zamanda muzaftır. Hum, onun muzafın ileyhidir. Hum, zamirdir, öyleyse mebnidir. Muzafın ileyhler, mecrur irabını alır. Bu mebni olduğuna göre, mahallen mecrur diyeceğiz. Ulaike nedir peki? Ulaike de bir ismi işarettir. Cemidir değil mi? Ulaike humul mufrihun. Ulaike işte onlar demektir. Bu da mebni. Mahallen merfu. Etfali benim çocuklarım. Etfali. Etfal artı ya var. Edfalun artı ya. Şurayı hatırlayın. Aynı şey yine var yani. Etfalun artı ya söz konusu. Etfalun artı ya olursa ne olur? Etfali, ya'dan önceki ilk harfi, yani ya'nın ilk sağındaki, hemen sağındaki harfi estreli olarak yazarsın. Etfali, ama nedir bu? Merfudur. Nasıl merfu? Takdiren merfu. Bu üçüncü, dördüncü örnek oldu. Yukarıda yine varmış, gördünüz. Etfal orada var, burada var. Binti'de yine geçti bizim takdiren merfu söyleşimiz mi diyelim artık, ne diyeyim, anlatımımız. Burada zevci yine geçti. Bayağı bir geçti. Kitapta geçen bir konu olmasa da, kitapta geçmeyen bir konu da olsa bir konu öğrendiğinizi düşünüyorum. Etfali mübtedadır. Takdiren merfudur. Yel'abune fiildir. Fiil muzari. Yel'abe, yel'abu, yel'abani, yel'abune. Cem-i müzekker gaiptir. Vav onun faili. Nun ise onun merfuluğunun göstergesidir. Fiil artı vav olan bu fail var ya, birlikte fiil fail ne olur? Fiil cümlesidir yani. Fiil cümlesi olup hep beraber bütün olarak nedirler? Etfal müptedasının haberidir. Le'ibe yel'abu. Hangi baptan? Bir soru. Yel'abu ne? Fiil-i muzarisin emri gayb yapman istense nasıl yaparsın? Emri gayb yapacaksan evvel onun meczum olması gerekir değil mi? Yani sondaki nun cezm alameti olarak silmen lazım. Emri gayb nedir? Başta lam eklenerek eklenir. Lamdan maksat li yani. Li eklenir. Yel'abu ne? Yel'abune. Ne yaparsın? Evvela bir tane li ekleyeceksin. Li yel'abune oldu. Cezm alameti olarak sondaki nunu silerse li yel'abu kalır. Budur. Zor mu? Değil. Huna ma'a istikaihi. Ma'a zarf istikai. İstikai cemi mükesser bu da. Arkadaşlar manasına geldiğinden, arkadaşların bir zekası olduğuna göre akıl bir cemi mükesserdir. Muzaftır him, onur muzaftın lehi. Nahnu mübteda neclisu artı gizli nahnu. Birlikte fiil cümlesi olup ne olur? Nahnu mübtedasının haberi olur. Bu şekilde 3 satır inceleme yaptım arkadaşlar. Tamamını incele, diğer ünitenin tamamını derken çok uzardı bu iş. Bu yüzden diyorum ki 6. üniteden yaptığım bu kadar olsun ve 7. üniteye geçelim. Bakalım 7. ünitedeki okuma parçasında neler anlatılmış idi. Kıraatun hayatun beynel camiat vel müsteşfa. Ene Muhammedun Nur'un. Ben Muhammed Nur diyor. Dayakın açtasam ne olur? Bir şey olur mu? Olmaz mı? Olur gibi. Evet, sığmıyormuş. Sığıyor sığmıyor, öyle bir şey. Ene müpteda Muhammed onun haberi olur. Eskunu sekene yeskunu. Hangi bab? Soru. Muzari fiildir, mütekellim kalıp. Ene gizli zamir faildir. Fi harfi cer. Eskişehir ise onun mecburu olmakta. Derastu derase. Derase yedrusu. Derase mazi. Yedrusu muzari olur. Derastu mazi fiildir. Tu faili. Derase fiil. Tu faili. Fi harfi cer. Külliyeti onun mecburu. Külliye aynı zamanda muzaf. Ettibbi onun muzafın ileyhi olmaktadır. Muzafın ileyhi ihtilaflı olduğuna göre belirtili olmuş olur değil mi? Bi camiati Ankara. Bi harfi cerdi. Camiati onun mecruru. Cami aynı zamanda muzaf. Ankara onun muzafın ileyhi olur. Bi camiati Ankara te diye okunur. Niye Ankara tin diye okunmaz? Çünkü Ankara kelimesi gayrimusariftir. Celalameti fetha olur. Ankara te. Neden peki gayrimusarif olur? Bir defa müennestir, ikinci özel isimdir. Ve ekmeltu kemule, ekmeltu, ekmele fiil, tu fail olmuş olur. T
Tehassusi kable seneteyni. Tehassusi, şimdi ekmeltü, ben tamamladım. Neyi? Tehassusi, ihtisasımı. Buradaki tehassus kelimesi tehassasa, yetehassasu, tehassusun mazdardır. Mütekellim yazısından muzafı olduğundan irabın olmalıdır, takdiri olmalıdır. Ekmeli fi tu fail, tehassus onun mefulü bihidir, mensuptur, nasb alameti. Takdiri, gizlenmiş yani. Kable zarf ve muzaftır. Seneteyni muzafın ileyh tesnili olduğundan cer alameti yağdır. Ardından fi harfi cer gelmiş. Mecali tıp bilet faali. Mecali nedir? Mecrurdur, muzaftır. Tıbbi, muzafın ileyh, artı muzaf, elet faali, muzafın ileyhtir. Kendisinde elif lam var. Demek ki belirtili bir isim tanımlamasından bahsediliyor. Buradaki isim tanımlaması, yani zincirleme isim tanımlaması. Neden? Çünkü örneğin tıp kelimesi hem muzaf hem muzafın ileyhtir. Bir kelime hem muzaf hem muzafın ileyhlik görevi üstlenmiş ise orada bir zincir söz konusudur. Fi hafijer camiatunun mecruru artı muzaftır. İstanbul onun muzafın ileyhi olur. Fi camiati İstanbul'e. Lamı fetalı okuyacağız. Neden arkadaşlar fetalı okuyoruz? Çünkü İstanbul kelimesi bir defa nedir? Özel isimdir. İki, farklı bir dilden Arapçaya aktarılmıştır. Bunlardan ötürü ene mübteda e'melu artı gizli ene birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Ene mübteda zamirdir, mebnidir, mahallen merfudur. E'melu artı gizli ene birlikte fiil cümlesi olup cümle olarak irabı nedir? Dikkat edin, cümle olarak diyorum. Yani e'melu artı gizli ene birlikte bir fiil cümlesi olarak irabı mahallen merfudur. Madem ki haber cümle olarak irab alması gerekirse mahallen merfu dersin. Çünkü cümleler lafzdan irab alamaz, ancak mahallen irab alır. El-an zarftır, süreç bildiriyor. Ke harfi cer tabibi mecruru artı muzaf etfadının muzafın ileyhidir. Elif lamsız bir muzafın ileyh söz konusu. Demek ki belirtisiz bir isim tamlaması söz konusudur. Fi müsteşva el-medineti. Fi harfi cer müsteşvanın mecruru aynı zamanda muzaf. El medinetunun muzafın ileyhidir. Muzafın ileyh de eliflam gördük. Demek ki belirtili bir isim tanımlaması söz konusudur. Takdiri irab'dan biraz bahsetmiştik. Bu da bir diğer versiyonu diyebilirim. Fi harfi cer müsteşvanın mecrur olması gerekir. Cer alameti ne yani? Fetha mı? Hayır. Müsteşva elifi maksura ile biten bir kelimedir. Elifi maksura ile biten kelimeler de takdiren irab alır. Takdiren ne olsun bu? Merfu olsun mu? Başında harfi cer var. Takdiren ne olabilir? Mecrur olabilir. Çünkü başında harfi cer var. El medinet eliflamlı ve kapalı ta'la bitmiş. Dehaltu dehale fi'l tu faildir. Kable zarf artı muzaf. Senetin muzafın ileyh. Fi harfi cer külliyeti onun mecruru. Aynı zamanda külliye muzaftır. Et ta'limi onun muzafın ileyh. Et ta'limin eliflamlı olduğunu görüyorum. Ardından gelen kelimenin de eliflamlı olduğunu görüyorum. İrapları aynı. Dört yönden tuttuklarını gördüğümden sıfat mevsuf. Hangisi mevsuf? Sağdaki yani et-ta'lim. Külliye de mevsuf olsun. Bu eliflamsız. Et-ta'lim ise eliflamlı. Tutmaz yani. Bihar yani bahafi cerimiz var. Camiati onun mecruru. Cami aynı zamanda muzaf. El-anadul onun muzafun ileyhi olmakta. Camiatul Anadul Anadolu Üniversitesi nedir? Vahidetun birdir, tektir. Min ekberel camiati. Büyük üniversitelerden bir tanesidir diyecek. Camia burada ne oluyordu? Mübteda, vahidetun ise haberdir. Mübteda da haberde görüyoruz ki arkadaşlar. He biri nedir? Ta ile bitmiş. Yani müennestir. Camia tu merfudur. Raf alameti zamme. Hocam burada zamme yok ki. Olmasın, kendimiz buraya zammeyi koyabiliriz. Neden? Mübteda olduğunu sen bunu tespit edersen zammesini de kendin koyabilirsin. Onun zamme eklenmesine gerek yok. Min harfi cer ekberi onun mecruru ekber aynı zamanda ismi tafdildir arkadaşlar. İsmi tafdilin ne olduğunu henüz görmediysek de şöyle anlatabilirim. Allahu ekberu hani Allahu ekber diyoruz ezanı okurken, namaza başlarken, namaz kılarken defalarca kurmuş olduğumuz bir nedir? Arapça cümledir. Her ne kadar kötü yazmış olsam da anlayabildiğiniz zannedersem. Şimdi bir daha yazayım, çok kötü oldu. Biraz daha anlaşılır oldu. Allahu ne olur? Mübtedadır. Ekberu bu ne olur? Bu da haber olur. Ekberu neden? Gayr-ı mustariftir ekber kelimesi.
Gerekçesi bu yani. Ekberu, ekberun olmaz. Ekberu tek ötre alır. Mübteda haber. Min ekberil camiati, üniversitelerin en büyüklerinden bir tanesidir. Fil alemi, dünyadaki. Fi hafecer el alemi, onun mecruru diyerek 7. ünitede de 3 satırlık bir inceleme yaptık. Ardından 8. üniteden 3 satır kadar inceleme yapmaya karar verdik. Bu bağlamda sayfamızı yakınlaştırıyoruz. Semira Hanım'dan bahsedecek bize. Semira Hanım'ın bir günü. Es-Seyyidetu Semira. Es-Seyyidetu Semiratu. Semira Hanım nedir? Dabibetun, bir doktordur. Şabetun, genç bir doktordur. Nacihetun, başarılı genç bir doktordur. Tenhevu. Şimdi tenhevu muzari fiil. Mazisi nasıl bulursun? Böyle bir soru. Soruyla giriş yapalım. Tenhevu muzari fiildir. Muzarat alameti, yani muzari olduğu için kendisine eklenen o harf, o alamet nedir? Baştaki ta'dır. Ta'yı atarsan geriye nun, ha ve dat harfi kalır. Bu üç harfi sözlükte bulman gerekir. Hemen bulalım. Sözlük. Sözlüğü açıyoruz. Sözlüğe geldikten sonra Serdar Murçalı'nın sözlüğünü açıyoruz. Burada neheva. Yani nehiva hareketini henüz bilmiyoruz. Nun'u bulmam lazım. Ondan sonra hemen yanında ha harfi olması gerekiyor. Nehe, ba, ardından dat gelecek. Evet, yaklaştığımı düşünüyorum. Nehera, neheşe, neheba. Evet, bulduk. Diyor ki neheba, mazide 3 harfte fethalıdır. Muzaride de aynel fiili adi okunur. Yani fethalıdır. Master gayrimin nehlun ve nuhulun diye gelir. Yataktan oturduğu yerden kalkmak, uçağın ayrılması, kalkmak, üstüne saldırmak, yükselmek, kaldırmak, yürütmek gibi manalara gelir. Ba harfi C ile şu manalara, Ala harfi C ile karşı çıkmak, isyan etmek, Lam ile hazır olmak, hazırlanmak, girişmek, kalkışmak gibi manalara gelir. Neheva yenhelu, muzarin aynel fiili hemen burada A diye verilir. İşte neheşe de diyor ki yanında hemen İ yazmış, görüyorsunuz. Ne demek bu? Muzarinin aynel fiili İ, yani esre ile okunmaktadır diyor. Başka bir örnek daha bulalım bununla alakalı. Şurada ne var? Nehera diyor ki muzarin anne fiilini fetha ile a ile oku. Nehera yenheru. Yenheru. Okuş biçimi bu şekilde olacak. Tamam. Demek hangi baptanmış? Üçüncü baptanmış. Tenhevu. Fail nerede? Faili gizli zamir hi olur. Tenhellun irabı nedir? Merfudur. Raf alameti zammedir. Mensub olsaydı fetha olurdu. Mezzum olsaydı sükun işareti olurdu. Min harficer en nevmi, onun mecruru. Mübekkiran ise erken, bir zaman dilimi. Demek ki nedir? Zarftır. Ne zarfı? Zaman zarfı. Başka ne zarfı var? Mekan zarfı var. Camide, okulda gibi. Tezhebu hiye, o kadın gider. Tezhebu, zehebe, yezhebu. Üçüncü baptan muzari fiil, muzari olduğun alameti, yani muzarat alameti T'dir. Merfu raf alameti zanne, mensub olsa fetha alırdı. Meczum olsa sükun alırdı. Mecrur olabilir mi? Olamaz. Neden? Fiillerin mecrurluğu olmaz. İsimlerde olur. İlâ harficer elhammami, onun mecrurudur. Elkebiri, elkebir elhammam kelimesinin sıfatı olur. Dört yandan tuttuklarını görebilirsiniz. Fi hafecer ettabiqi, onun mecruru el evveli de ettabi kelimesinin sıfatı. Ve tevsilu hiye, o kadın yıkar. Tevsilu muzari fiil, muzarat alameti T'dir. Yedeyha, bunu hatırlıyorum, bu parçayı okurken ifade etmiştim. Yedani, yedeyni, yedeyha. Tesniyedir. Burada bu kelime muzaf olduğundan nunu düşmüştür. Neden ya ile yazılmış? Çünkü kendisi burada mef'uldür. Yani nasb alameti olarak ya ile yazılıyor. Çünkü tesniyeler nasb alameti ya'dır. Ve zevce. Bu mensup olduğu için vav atıf harfi ne yapar? Sağdaki mensupluğu sola aktarır. Zevce. Bu da mensup. Görüyorsunuz. Zevce diyorum ya. Vechhe. Vechhe. Ve vechhe. Vechhe kelimesi de mensup bu yüzden. Vece aynı zamanda bir zamirle bitişmiş. Öyleyse vece ne olur? Muzaf. Ha ise, o bitişen zamir ise muzafın ileh olur. Mebni olduğundan mahallen mecrur olacak. Ev atı farfi te'hudu, ehade, ye'hudu, te'hudu, ehade, ye'hudu. Hangi bab? Birinci bab. Ehade. Mehmuzul fa.
Te'hudu muzari fiil muzarat alameti te merfu raf alameti zamme hiye gizli zamir fail hammamen mefulü bihtir nasb alameti fethadır. Thümme atıf afiyet. Tedhebu hiye illel medbahi ila fecer el medbahi onun mecruru teclisu hiye yine faildir ila maidetil futuri ila fecer maide onun mecruru maide aynı zamanda muzaf el futuri onun muzafın ileyhi olur. Te'kulu ekele ye'kulu hangi bab işte sahih mu'tel bunları bir düşünün hangi kısım olur. Hiye gizli zamir faildir. Kıt'aten onun mekulü bir nasıl alameti fetha. Sagira ile kıt'a arasındaki dört tane benzerliği tespit ediniz. Min el cubni min hafecer el cubni onun mecruru ve beyvaten. Bu mesela neden yazıldı? Mensup yazıldı. Te'kulu yer hiye o kadın beyvaten. Beyva yer. Bu da mensup olarak geliyor çünkü kuruya atfedilmiş. Buradaki vav atfaifi oraya onu atfediyor. Beyla da yer diyor. Meslukaten. Meslukaten ile beyblaten arasındaki dört tane benzerliği bulunuz. Milagaten ile kebiraten arasındaki dört tane benzerliği bulunuz. Min harficer el kış bati onun mecruru. Ve galilen yani tekulu galilen. Tekulu yer hiyo kadın galilen az da minel aseli baldan. Min harfi cer el aseli mecruru ve atıf harfi sağdaki mecruru sol aktaracak. Bu yüzden ezzeytuni. Ve teşrabu hiye o kadın içer kuben kebiran arasındaki dört tane benzerliği bulun. Kuben mensup çünkü mef'ul. Kebiran neden mensup? Dört benzerliği bulursanız da anlarsınız. Min harfi cer el halibi onun mecruru oluyor. Bu üniteyi de bu şekilde tamamlayarak 9'a geçiyoruz. 9. ünitede yine birkaç satır inceleme yapalım arkadaşlar. Tahiyyeten dayyibeten eb'atuha ileyke min Ankara'te. Tahiyyeten dayyibeten eb'atuha. Eb'asu ba'ase yeb'asu eb'asu muzari fiil merfu raf alameti zamme ene gizli zamir fail ha meful bihtir. Ha'dan maksat tahiyyeten. Tahiyyeten mevsuf, tayyibeten onun sıfatı ileyke. Sana gönderiyorum. Bu da bir diğer meful olmakta. İleyke min enkarate. Min hafecer enkara onun mecruru. Kelime gayri musarif olduğunda fethadır onun cer alameti. Enkarate. Ankara'dan maksat asimetil olması lazım. Çünkü min hafecer enkarate onun mecruru. Cer alameti fetha çünkü gayri musarif. Aslında esir alacaktı. O kendisinin mecruluğu burada ise esreyle ifade edilecek. Çünkü bu kelime gayr-i muzdarif diye. Bu yüzden asimetil cumhuriyeti türkiyeti. Türk cumhuriyetinin başkenti. Ankara'dan maksat bu diyor. Ektubu ketebe yektubu ektubu ene. Yani gizli zamir fail hadi mefuldür. Bu yüzden mensup olması gerekir. Nasb alametini göremezsin çünkü mebnidir. Ama muşarun ileyhinde o mensupluğu nasb alametini görebilirsin. Er risale te. Bir şevkin bafijer şevkin onun mecruru kebirin ise onun sıfata dört tane benzerliği görebilirsiniz. İleyke sana gönderiyorum. Meful olur. Ve ila eyyamina ila harficer eyyami yevmi yevman eyyam ceymi keser. Ceymi keserden celameti esredir. Azdan birinin kendisine bitiştiğini görmek değil. Demek ki eyyam hem mecrur kendisinden önceki ila harfi cerinin mecruru eyyam aynı zamanda muzaf na onun muzafın ilehini tekim zamirler bir isimle bitiştiğinde orada kesinlikle bir muzaf muzafın ilehilik söz konusu olur demiştik. Fi Lübnan Lübnan'da. Şimdi devamını hani keyfe halüke ve keyfe halu usratike el kerimete. Tam burayı bu şekilde tamamladık diyelim. Ona geçelim çünkü farklı bir inceleme daha ekleyeceğim. Onu hızlıca geçtim arkadaşlar. Bir iki satır yaptım. Burada bakalım neler var. Bede et. Bede fiil. Bede et. Bu da fiil. Ne fark var? Bede e yebde u. Üçüncü baptan mazi fiildir. Bede, bede a, bedu, bede et. Müfret, müennetse gaibedir. Elel a bu. C mükesser, merfu, raf alameti, zamme, faildir. Bunları anlattım gerçi ben konu işlerken. Biraz inceleyerek gitmiştik. Bu yüzden buraya da geçiyorum. Farklı bir incelemeye buradan geçiş yapıyoruz. Suratul Fatihati. Sura muzaf. El Fatihati. Onun muzafın ileyhi olmakta.
Suratul Bekarati, Sura Muzaf, El Bekarati, onun muzafın ileyhi olmakta. Suratı Fatihat, az önce okuduk. Bismillahirrahmanirrahim, Ba harfi cerdir, ismi, onun mecru, isim muzaftır, Allahi, onun muzafın ileyhi, Allahi, mevsuf, Errahmani, onun sıfatı, Errahim de diğer sıfatı. Demek ki Allahi, mevsuf, Errahman, birinci sıfat, Errahim, ikinci sıfat. Yani lafzatullah'a ait iki tane sıfat var burada. Ba harfi cer, ismi, mecruru dedim, ismi, muzaf, Allahi, onun muzafın ileyhi, bu yüzden mecrur. Rahman ve Rahim kelimeleri neden esreli? Çünkü mevsuf olan Allahi kelimesi esreli, yani mecrurdur. Ona tabi olması gerektiğinden böyledir. Besmele'ye bu şekilde bakmak önemli. Elhamdü, hamide, yahmedü, hamd, mastardır. Elif, lamda demek ki marif. Elhamdü müptedadır. Haberi gizli ama burada hasfedilmiş. Lillahi, lam hafizer, Allahi, onun mecruru. Rabbi, Rab kelimesi burada nedir? Muzaftır. El-alemine, onun muzafın ileyhi, celalameti ya. Çünkü el-alemine cem-i müzekkerdir. Cem-i müzekkerlerin celalameti ya'dır. Nun ne zaman hasfedilirdi? Cem-i müzekkerler muzaf olduğunda. Er-Rahmani, Er-Rahimi. Er-Rahman, Er-Rahim, Allah lafzının sıfatıdır. Lillahi, li, Allahi yani bu. Li, Allahi. Bir tane li harfi ceri var. Peşinden Allahi kelimesi var. Bu bitiştir, bitişik yazıyorsun. Böylece lillahi elde edilmiş oluyor. Lillahi. Madem ki Allah lafzı mecrur, sıfatlarından mecrur olması gerekir. Celal amettir esre. Maliki, yevmi, eddini. Bu harekeler neden böyle yani? Her birine ile alakalı arkadaşlar? İrab ile alakalıdır. Bu Fatiha'yı daha önce inceledik sanırım. O yüzden oraya geçiyorum. Birinci sayfada şöyle bir geçeyim. İkiden başlarım mesela. İnnellezîne, inne ismini nasf haberini raf eden edatlardan bir tanesidir ama henüz bu işlenmedi yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden onun üzerine durmuyorum. Şunun üstünde durabilirim. Kefara, kefara, keferu, ketebe, keteba, ketebu gibi değil mi? Cem-i müzekker gaiptir. Mazi fiildir bu. Kefara, yekfuru birinci baptan olur. Vav ne olur burada? Fail olur. Elif, elifi farika. Bunlar artık biliyorsunuz. Sevaun merfudur, raf alameti zammedir. Aleyhim ala haficerhim mecruru. Celal alameti ne? Celal alameti aranmaz. Çünkü him zamirdir, zamirler mebnidir, mebniler mahallen ilap alır. Öyleyse mahallen mecrur dersin. E enverte, birinci e istifam. Elifimiz istifam hemzesi. İşlenmişti bu, hel geçmişti, hemze geçmişti değil mi? Ma vardı, nedir, ne demek şeklinde. İstifam ünitesinden hatırlayın bu. Mimi mu enderte enderte, burası da hani nedara yenidiru, nedara yenidiru, enedara yenidiru. Dolayısıyla bu arkadaşlar sizin henüz gördüğünüz bir bab değil, ilk 10 ünitede işlenmiş bir konu değil bu. Sülasi mezittir, geçiyorum o yüzden. Hum zamir, ama nasıl zamir? Muttasıl bir zamir değil mi? Fiille bitişmiştir. M atıf harfi, bu da henüz işlenmedi ama lem işlendi cezmedici olarak. Tam olarak ünitede nasıl geçmişti? Olumsuzlukla alakalı ünitede geçti. Lem var, lemma var, ma var, la var, onlar geçmişti. Lem ne yapar? Hem cezmeder hem olumsuz mazi manası elde eder bizim için. Tunvir muzaridir. Cezme alameti sükundur. Lem onu cezmetti. Aynı zamanda manasını olumsuz mazi yaptı. La yu'minune. La burada ne lasıdır? La yu'minu değil çünkü. La yu'minune. İrab'da bir değişiklik yapmış mı? Bir değişiklik yapmamış. La burada nafiye lasıdır. Nafiye. Nahi olsa, nehyetseydi cezmederdi. Sondaki nun silinirdi zaten. Hateme, ketebe, fetaha, nesara gibi mazi bir fiildir. Allahu, onun failini teki merfu, raf alameti, zamme, ala haficer. Kalbun, gulubun, cemi mükesserdir. Ala haficer, gulubi, celal alameti, cemi mükesserine esre. Bu yüzden gulubi, mecrur, celal alameti esredir. Gulub muzaftır, him, onur muzafın ileyhi olmaktadır. Him zamir olduğundan mebnidir. Mebni olduğundan mahallen irap alması gerekir. Mahallen merfu diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü muzafın ileyh konumunda. Öyleyse mahallen mecrur diyeceğiz.
Ve ala sem'ihim. Ala harfi cer sem'i. Onun mecruru. Sem'i aynı zamanda muzaf. Him onun muzafı ileyhi. Az önceki şeyi yine anlatabilirsin. Yani burada himde ne anlattıysam aynı şeyler buradaki him için de geçerli. Ala harfi cer ebsari. Onun mecrurudur. Cer alameti esredir. Ebsar muzaf. Him muzafı ileyhi. Bu him için diğer iki himde ne anlatıldıysa aynı şey üçüncü him için de geçerlidir. Gışabetun mef'ul raf'a alameti zamme. Ve lehum bu onlar için vardır. Burası haber arkadaşlar. Şibih cümledir. Lehum aslında li değil mi? Yani lam harfi cer'dir burada. Harfi cer artı hum yani mecrur. Demek ki car artı mecrur yani. Bu ne olur? Şibih cümle olur. Haber böyle şibih cümle olursa, mübtedadan adabında olduğu gibi nekre olursa, haberin tekaddümü yani mübtedadan önce gelmesi neydi? Vacipti. Evet. Adabun demek ki mübtedadır. Aynı zamanda mevsuftur. Azim onun sıfatı. Her ikisinin de dört yönden birbirine uyum içerisinde olduğunu görüyoruz. Aslında birini diğerine tabi. Hangisidir o? Sıfat mevsufuna tabi. Emiren nasi min harfi cerdir. Dendan diye çevrilebilir ama harfi cer her ne kadar harfi cer desek de harfi cer olan minin çeşitli manaları vardır. Burada tebeiz yani benziyet ifade etmekte. Minen nasi insanlardan bazıları, kimileri, bir kısmı. Men o kimse ki yegulü der. Men'in ne oldu henüz işlenmedi. O yüzden üzerinde durmuyorum. Gâle yegulü muzarifil. Muzat alameti yadır. Amenna billahi ba harficer Allahi mecruru bi harficer el yevmin mecruru ve mevsuftur el ahir onun sıfatı ve ma hum bi müminin ma nafidir olumsuzluk hum burada bizim zamirimiz bi müminine ba harficer müminine müminune müminine cem müzekkerdir cer alameti yadır. Daha fazla da inceleyebiliriz ama hani 3 satırlık inceleme yapmış olarak bırakalım. Bir usul fıkıh kitabından bakalım konuya. Mirkatul vusul ila ilmil usul. Usul fıkıh kitabı. Molla Hüsrev'e ait. Mukaddimetun. Merfu bir kelime değil mi? Tarifu usulil fıkhi. Tarifu usulli el fıkhi. Tarif burada arkadaşlar muzaftır. Usul kelimesi muzafın ileyh artı muzaf. El fıkhi sadece muzafın ileyh. Belirtili isim tanımlaması oldu değil mi? Çünkü sonuncu kelimede yani muzaf muzaf ilehli alakalı olan kelimelerde sonuncu seriflamda olursa belirtili olur idi. Bir kelime hem muzaf hem muzaf ileh olduğundan zincirleme isim tanımlaması denilir idi. Usulul fıkhi, usulü fıkıh nedir? İlmun bir ilimdir. Usul mübteda merfu raf alameti zamme. İlmun haberdir merfu raf alameti zamme. İlmun kelimesi nekre mi? Evet. Ardından fiil mi geliyor? Evet. Öyleyse nedir? Sıfat cümlesidir. İlmun bir ilimdir. Öyle ilim ki yu'rafu bilinir bihi kendisiyle. Ne bilinir? Ehvalul edilleti. Delillerin ehvali, halleri bilinir. Yu'rafu muzarifidir. Muzarat alameti baştaki yağdır. Merfu raf alameti zammedir. Bihi bahaficar. Ba harfi cer hi mecruru. Hi zamir olduğundan mebnidir. Mebnilerin irabı mahallendir. Öyleyse mahallen mecrur diyebiliriz. Ehvalu merfudur. Naibu fail diye bir şey işlenmedi. Ehval kelimesi aynı zamanda muzaf ki el edilleti mecrur olabilsin. Öyle değil mi? Ehvalul edilleti. Elif lamlı olduğunu görüyoruz. Vel ehkami. Ehkam kelimesi neden mecrur? Çünkü arada atıf harfi olan vav var. Sağdaki irabı sola aktarır. Sağdaki mecrurdu. O yüzden soldaki de mecrur oldu. İkisinin de cer alametin esri olduğunu görüyorsunuz. Delilun edille. Hükmün ehkam. İkisi de nedir? Cemi mükesserdir. Gayri akıldır. Şer'iyyeteyni. Şer'iyyeyni. Şer'iyyeteyni. Ya'dan önce te var. Demek ki nedir bu arkadaşlar? Müennes bir kelimedir. Tesniyedir kendisi. Esri nunla bitmiş çünkü diyebilirsin. Cer alameti olarak ya almış. Bunu da görmekteyiz. Min haysu min harficer haysu mecruru. Ama haysu mebnidir. Zamme üzeri mebni olduğundan min harficeri gelip onu haysi veya haysin gibi kendisinde bir değişikliğe sebep olamamıştır. İnne şüphesiz ki leha onun için vardır. Ne vardır? Dahlen. Bir dahl, bir dahillik, bir alaka vardır. Yani leha burada haberdir. Dahlen ise
Mübteda mıdır? Hayır. İnlerin ismidir. İnlerin, ama inlerin ismini haberini işlemediğimizden fazla üzerinde durmaya gerek yok. Fi harfi cer isbati onun mecruru. İspat aynı zamanda muzaftır. Es-saniyeti onun muzafun ilihi olmaktadır. İspat-ı saniyeti. Bil-ula ba'fi cer el-ula onun mecruru. El-ula kelimesi elif-i maksurayla bittiğinden takdiren mecrur olacak. Tarif-ül fıkhi. Fıkhın tarifi nedir? Ve el-fikhu fıkıh nedir? Ma'rifetun nefsi ma'leha ve ma'aleyha amelen. Amel yönünden. Bu tanımı illaki her biriniz duymuştur zaten. El-fikhu mübteda, ma'rife haber olur. El-fikhu müfret ve müennes iken ma'rife de müfret ve müennestir. Yani mübteda haber arasındaki uyumlar söz konusudur. Ma'rife muzaf en-nefsi muzafın ileyhi olmaktadır. Ma'leha ve ma'aleyha amelen amel yönünden diyor. Tabi her birinin burada dipnotları da var ama yani biz burada usul fıkıh dersi yapmıyoruz esasen. Bir iki tane böyle inceleme yapmaya çalışıyoruz. Şurayı da okuyalım. İşte böylece yani bu cümleleri kurarken bir amelen amel kelimesi sebebiyle harca çıktı. Ve böylece harca çıktı dışarıda kaldı. Tanımın dışında kaldı. Neyle? Bir amelen amel kelimesi vasıtasıyla dışarıda kaldı. Ne kaldı? El kelamu kelam ilmi, et tasavvufu tasavvuf ilmi. Çünkü kelam bir amel değildir, tasavvuf bir amel değildir ama fıkıh ise bir ameldir. Oraya amel kelimesinin koyulması yönüyle buradaki tanım yani kişinin nefsine ve kişinin marifetün nefsi, kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi derken amel yönünden yani diyor. Çünkü amel demezse acaba kayıt yönünden mi, tasavvuf yönünden mi gibi bir sürü şey söylenebilirdi. Amel kelimesini kullanarak onları dışarıda bırakmış oldu. Ve men lem yezid, bakın lem cezmederdi, yezidi cezmetmiş. Daha fazla konuşulabilir belki ama daha fazla ben uzatmak da istemiyorum. Artık başarılar diliyoruz.